Merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Olcay. Bu hafta Power BI'de parametreler konusunu ele alacağız. Parametreler için 3 bölümlük mini bir seri oluşturdum. İlk bölümde vatif parametreleri var. Gelecek bölümde sorgu parametrelerini konuşacağız. Üçüncü bölümde ise geçen hafta yayınlanan müthiş bir özellikten bahsedeceğiz. Power BI'de direct query yöntemiyle dinamik parametreler kullanarak artık kaynağa sorgu gönderebiliyoruz. Üçüncü bölümde yeni duyurulan bu özelliği test edeceğiz. Umarım bu video serisinin sonunda tüm bunların nasıl çalıştığını ve parametrelerin iş yerine kullanmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz anlatacaklarıma odaklanalım. İş asıl konusuyla ilgileniyorsanız parametrelerin bir veri kümesini filtrelemek için sorguya iletilen veya hesaplamanın içerisine gönderilen bir değer olduğunu bilirsiniz. Filtre ile parametre çoğu zaman karıştırılır. Filtreleme veri kümesini yükledikten sonra gerçekleştirilen bir işlemdir. Diğer yandan parametre veri kümesi yüklenmeden önce veri kümesini sınırlandıran bir değer. Filtreleme yüklenmiş bir dataset üzerinde yüklenen sütun veya satırlarda filtreleme yaparken bir parametre ise başlangıçta bu veri kümesine ne yükleneceğini kontrol eder. Power BI'da parametreleri oluşturmak çok kolay. Modelleme bölümünde parametre simgesi var. Oluşturmak için yeni parametre düğmesine basabilirsiniz. Açılan pencereden bazı temel ayarları yapmamız gerekiyor. İlk olarak parametrenize bir isim yazmalısınız. Ardından parametre için veri türünü belirliyoruz. Daha sonra ilgili alanlara minimum ve maksimum değerleri yazıyoruz. Ve son olarak parametreyi nasıl arttıracağımızı belirtiyoruz. Yani sıfırdan 20'ye birer, birer birer mi, ikişer ikişer mi? Nasıl arttırmak istiyorsak onu yazıyoruz. Birer birer arttıralım. Power BI çoğu zaman kullanıcılarınızın parametre ile etkileşim kurmak isteyeceğini bildiği için üzerinde çalışılması kolay bir eylem olması gerektiğini de biliyor. Bu sebeple işlemi tamamlamadan önce sayfaya parametre için dilimleyici eklemek isterseniz buradaki işareti tıklamanız yeterli olacaktır. Evet devam edelim ve tamam basalım. Sayfaya yeni bir dilimleyicinin eklendiğini sanırım fark etmişsinizdir. Dilimleyici hareket ettirmeye başlarsanız dilimleyicideki değerlerin hareket ettiğini görebilirsiniz. Ayrıca parametreye ekler eklemez yeni bir tablonun yaratıldığını da fark etmişsinizdir. Bununla birlikte bir de ölçü oluşturuluyor. Tablo ilk başta girdiğiniz sayı aralığından oluşurken ölçü ise dilimleyiciyi hareket ettirdikçe değişen değeri okumanız için oluşturulan bir parametredir. Tabloya tıklarsanız tablonun 0 ile 20 arasında birer birer arttırılarak oluşturulan DAX hesaplanmış tablosundan başka bir şey olmadığını görürsünüz. Devam edelim ve rapora kart ekleyelim. Ve ardından parametreyi diğer kısmına sürükleyip bırakalım. Kaydırıcıyı hareket ettirdikçe kart üzerindeki değerin değiştiğini görüyorsunuz değil mi? Kullanıcıların raporda neler olup bittiğini görmesini biraz daha kolaylaştırmak için bu dilimleyicileri kullanabilirsiniz. Şimdilik parametreyi herhangi bir hesaplamada kullanmadık. Dolayısıyla kaydırıcıyı hareket ettirdikçe herhangi bir hesaplama yapılmıyor. Peki bu parametreyi raporumuzda nasıl kullanacağız? Teknik olarak şunu yapabilirsiniz. Yeni bir ölçü oluşturup parametreye göre sonucu hesaplatabiliriz. Sanki sorguya enjekte ettiğimiz bir mekanizma gibi düşünebilirsiniz. Sorgu yerine DAX fonksiyonunu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Tabloda yıllar bazında sipariş toplamlarını görüyorsunuz. Bu ölçü sipariş tablosundaki miktar sütununu topluyor. Yeni bir ölçü oluşturarak devam edelim. Oluşturduğumuz parametreyi ölçü içinde kullanacağız. Sipariş miktarı belirli seviyenin üzerindeki siparişlerin toplam tutarlarını hesaplatacağız. Ölçünün adı toplam tutar parametrik olsun. Eşittir yapalım ve biraz satıra geçelim filtreleme işlemini iterasyon yaparak gerçekleştirebiliriz. Bu yüzden SUMX fonksiyonunu çağıralım. Ardından tabloyu filtrelememiz gerekiyor. Tekrar bir alt satıra geçebiliriz. Filtrelemek için filter fonksiyonunu çağıralım. Filter iki parametreli bir fonksiyondur. Önce filtreleyeceğimiz tabloyu yazıyoruz. Ardından fonksiyonun diğer kısmına geçiyoruz. Fonksiyonun ikinci kısmında filtreleme işlemi gerçekleşecek. Tabloyu filtrelemek için bu kısımda miktar büyüktür parametre yazmamız gerekiyor. Miktar sütununu çağıralım miktar sütunu büyüktür yazıyoruz. Ardından daha önce oluşturduğumuz parametreyi çağırıyoruz. Parantezi kapatalım ve tekrar bir alt satıra geçelim. Şimdi sumx fonksiyonunun ikinci kısmındayız. Burada filtrelenen tablonun satırlarında iterasyon yaparak toplama işlemi gerçekleştireceğiz. O yüzden toplam tutar sütununu çağıralım ve enter'a basalım. Tebrikler ölçüyü oluşturdunuz. Şimdi oluşturduğumuz ölçüyü sürükleyip tabloya bırakalım. Ardından bir çizgi grafik oluşturalım. Ve tarihleri eksenlere yerleştirelim. Önce toplam tutar sütununu sürükleyip bırakıyoruz. Ardından parametrik toplam tutarları ekliyoruz. Dilimleyici ile oynamaya başladığınızda kriterleri karşılayan siparişlerin yıllar itibariyle değişen satış tutarlarını görebilirsiniz. Son olarak raporumuza bir dilimleyici daha ekleyelim. Dilimleyiciye kıta adlarını sürükleyip bırakalım. Artık dilimleme yaparak parametreleri kullanıp istediğiniz analizleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir videonun sonuna daha geldik. Bu videoda parametrelerin birinci kullanım şeklini gördünüz. Raporlarınızda senaryo analizleri yapmak için artık parametreleri kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer videoda sorgu parametrelerini konuşacağız. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve her hafta yayınlanan videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.